Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait olan güzel bir çanta çalışmasını birlikte yapacağız. Ben bu çantayı kağıt iple hazırladım ama sizler farklı iplerle de yine bu çantaya çalışabilirsiniz. Pamuk makrome ip olur, kalın koton ipler olabilir, polyester makrome ip ile yapabilirsiniz, rafya iplerle yapabilirsiniz. Yapımı çok basit ve çok şık bir yazlık güzel bir çanta oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çanta ile ilgili tüm detayları video içerisinde paylaştım. Dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çantanın içini sizlere yakından paylaşmak istiyorum. Bakın çantamızın içi oldukça derin, kullanışlı bir çanta oldu. Çok güzel bir çanta. Çantamızın yapımına geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de beni Instagram adresinden takip etmek istiyorsanız videolarımın açıklama kısmında linkini ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ben yine de hatırlatmak amacıyla hepsi küçük harflerle nerminhandmade07 Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağız ve tığ numaramızda 3,5 milimetre tığla çantayı öreceğiz. Sizin ipinizin kalınlığı ve inceliği, elinizin sıkılığı ve gevşekliğine göre tığ numaranız farklılık gösterebilir. Bir de kağıt ipimle ilgili sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Kağıt ipim bakın şu şekilde çile halinde alıyorum. Ve bunu hiçbir yumuşatma işlemi yapmadan bu şekilde yumak haline getirip ondan sonra örüyorum. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın tarifine geçelim. Çantam için gerekli olan parçada ben bir tanesini hazırladım. Diğer parçayı da birlikte hazırlayacağız. Yapımı çok basit ve çok şık bir çanta. Sizlere bu yaptığım parçanın da ölçüsünü vereceğim. Birebir ben markanın aynı ölçüleriyle yapmaya çalıştım. Onu da belirteyim sizlere. Çantamızın yaptığım parçanın ölçüsü eni 34 santim. Yüksekliğine de bakalım. Yükseklik de 38 santim. Şimdi biz burada altta bakın şuradan başlayacağız yapmaya. Uzun bir zincir çekeceğiz. Zincirin üzerine 14 sıra burada sık iğne yapacağım. Bu şekilde ilk başta sık bu şu kısımdan başlayacağız. Ondan sonra kafeslerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi ipimizi alalım ve işe zincir çekerek işe başlayalım. Eğer sizler burada 34 santimden daha küçük veya daha büyük yapmak isterseniz dikkat etmeniz gereken nokta buradaki sık iğne sayınızın çift sayı olması gerekiyor. Ben burada 60 tane sık iğne üzerine modelimi kurdum. Eğer daha küçük yapmak isterseniz 52, 54, 56 tane sık iğne ile başlayabilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak isterseniz 62, 64, 66, 68 diye buradaki sık iğne sayınızın o şekilde olması gerekiyor. Buradaki amaç çift sayı olmasının sebebi kafeslerin burada tam yerine modelin oturması gerekiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi ipimizi alalım ve başlangıç kısmını yapalım. Dediğim gibi benim burada 60 tane sık iğne üzerine modelimi kurdum. Ve ipimizi aldık. İlk burada ben kilit yapacağım. Bunu zincirden saymayacağım. Kilit yaptım. Ve burada 60 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 60 tane zincirimi çekip geliyorum. 60 tane zincirimi çektim. Şimdi burada bir tane de dönüş için kullanacağım ve bir tane daha fazladan zincir çekeceğim ve toplamda burada 61 tane zincirim oldu. Tığın üzerini dolamadan hemen yanındaki ilk zincirin içine batacağım. Yani 60. zincirin içine batıp bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Tığımda iki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım ve bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar hemen yanındaki zincirin içine batıp tekrar tığımda iki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Bu sırada her bir zincir boşluğunun içine batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki zincirin içine batıp tekrar
sık iğnemi yaptım. Bu şekilde zincirlerin içine batıp sık iğnemizi yapalım ve toplamda sıra sonuna geldiğimiz zaman toplamda burada 60 tane sık iğnemiz olacak. Sıramın sonuna geldim ve benim burada toplamda 60 tane sık iğnem oldu. Şimdi kenarda bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi tekrar bu noktada zincirimin dip noktasındaki buradaki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Tekrar yanındaki sık iğnenin tepesine batıp tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. Bu sırada tekrar yine aynı şekilde sık iğnenin içine batıp birer tane batıp tekrar sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İkinci sırayı bitirdim. Ve sıramı bitirdikten sonra bakın şu şekilde elimle düzeltiyorum. Kağıt ip kolay şekil alan bir ip olduğu için elinizle bu şekilde yaparsanız çantanız daha düzgün olur. Kağıt ipte çünkü el ütüsü çok önemli. Bakın iki kenardan elimle asılıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Her sırada bunu yaparsanız çantanız daha düzgün, daha güzel olur. Bu bilgiyi de verdikten sonra sıramın sonuna geldim. Şimdi bir zincir çektim ve tekrar örgümün arkasını çevirdim. Ve tekrar şimdi zincirimin dip noktasındaki yere tekrar batıp buraya sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturacağız. Yine tekrar sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonuna geldiğimiz zaman tekrar bir tane zincir çekip tekrar örgümün arkasını çevirip yine aynı şekilde sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde ileri geri dönüşlerde bir zincir kenarda bir zincir çekeceğiz. İleri geri bu şekilde 14 sıra sık iğne yapacağız. Tam burada 14 sıra sık iğne yaptım. Aynı zamanda buranın da ölçüsünü vereceğim sizlere. Burayı ölçelim. Bakın tam 9 santim. 14 sıra bende 9 santim yapıyor. Bu şekilde 14 sıra yaparak yapalım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. 14 sıra ördükten sonra bakın elimle tekrar düzeltiyorum. İki kenardan tutup asılıp katibin tam oturmasını sağlıyorum. Bu şekilde düzelttikten sonra ardından şimdi şuradaki kafeslerin yapımına geçeceğiz. Şuradan bakın başlayacağız tekrar kafeslerimizi yapmaya. En son burada bitirdikten sonra 14 sıramı ördüm ve bu köşe noktasından 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi çantamın bakın arkasını çevirdim. Arkasını çevirdikten sonra tığın üzerine dolayıp bakın bir tane zincirim dip noktasındaki boşluğu atladım. Bir sonraki sık iğnenin içine buradaki boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Sonra tığımda kalan iki ilmeğin ikisini çıkarttım. Şimdi tekrar arada bir zincir tığın üzerine doladım. Hemen yanındaki bir tane sık iğne boşluğunu atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine batıp buraya bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Sonra kalan ikisini çıkarttım. Tekrar arada bir zincir. Tekrar tığın üzerine doladım. Hemen bir tane sık iğne boşluğa atlıyorum. İkinci sık iğnenin içine batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde arada bir zincir tığın üzerine dolayıp bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde aralarda bir zincir çekip bir tane sık iğne boşluğu atlayıp bu şekilde kafeslerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. İlk sıra kafeslerimi bitirdim
ve benim burada toplamda 30 tane kafesim oldu. İlk sırayı bitirdikten sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Yalnız el ütüsü yapmayı unutmayın. Her sırada kafeslerinizi bitirdiğiniz zaman elinizle düzeltirseniz daha düzgün parça yaparsınız. Bu şekilde bitirdikten sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Onun için iki tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Şimdi örgünün arkasını çevirdim. Şimdi bakın şuradaki sıranın aynısını yapacağız. Bakın şuradaki sırayı yapacağız. Başlangıcımız burada. Daha önce biz diğer ilk sırada başlangıçta 3 tane zincirle başladık. İkinci sırada başlangıç zincirimiz 2 tane. 2 tane zincir çektim. Tığın üzerine dolayıp hemen önündeki ilk kafes boşluğuna batıp buraya 1 tane ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerine doladım. Önündeki ilk kafes boşluğuna batıp buraya 1 tane ikili trabzan yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Sonra kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Zincirimle birlikte 2 tane burada ikili trabzanım oldu. Başlangıcı bu şekilde yaptık. Şimdi arada 1 tane zincir tığın üzerine dolayıp şimdi hemen ilk gelen kafes boşluğuna batıp buraya 1 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar arada bir zincir, tekrar tığın üzerine doladım. Bir sonraki kafes boşluğuna batıp buraya tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, tekrar tığın üzerine dolayıp bir sonraki kafes boşluğuna batıp tekrar trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. Başlangıçta sadece 2 tane ikili trabzan oldu. Zincirimizle birlikte 2 tane ikili trabzan oldu ve aralarda bir zincir çekip kafes boşluklarına batıp tekrar kafeslerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar bir zincir, bir sonraki kafes boşluğuna batacağız. Tekrar trabzan yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son yerinde kafesini yapacağız. İlk başta biz 2 tane ikili trabzanla başladık. Yine aynı sıranın sonunda da aynısını yapacağız. Bakın son kafesimin içine buraya son 2 tane ikili trabzanla bitireceğim. Bir zincir çektim ve son kafesin içine batıp buradaki boşluğa batıyorum ve buraya 1 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi burada kenar köşe yapmak için bakın şurada biz burada 3 tane zincir çekmiştik. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp tekrar batacağım. İkinci zincirin içine batıp buraya 1 tane ikili trabzan yaptım. Böylece 2 tane ikili trabzanla bitirdik. Şimdi tekrar 3. sıraya geçeceğiz. 3. sırada buradaki ilk sıranın aynısını yapacağım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada ilk kafesi oluşturacağız. Onun için tığın üzerine dolayıp bakın şurada 2 tane biz ikili trabzan yaptık. Hemen önündeki ilk kafes boşluğuna batıp buraya birinci kafesimi oluşturacağım. Tığın üzerine doladım. İlk buradaki boşluğun içine batıp buraya ilk kafesimi oluşturdum. Ve şimdi arada tekrar bir zincir tığın üzerine doladım. Bu defa buradaki gelen ilk boşluğun içine batıp ikinci kafesimi oluşturdum. Tekrar arada bir zincir, bir sonraki boşluğa tekrar bir trabzan yaptım ve böylece üçüncü kafesimi oluşturdum. Bu şekilde buradaki aralarda bir zincir çekip buradaki boşlukların içine batıp kafeslerimizi oluşturalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada tekrar son kafesimi yapacağım. Arada bir zincir, tekrar tığın üzerine doladım. Bakın şuradaki ilk yaptığımız, bakın şuradaki tam kenardaki trabzanın tepesine batacağım. Burada bizim 2 tane zincirle başlamıştık. Bu noktada 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp buraya tekrar 1 tane ikili trabzan
yaptım. Tam bakın buradaki zincirin tepesindeki noktaya batıp bu şekilde son kafesimi de oluşturdum. Şimdi tekrar şuradaki sıranın aynısını yapacağız. Onun için iki tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. Ve şimdi burada iki tane zincirimle birlikte iki tane tırabzan olacak. Tığın üzerine doladım. Hemen önündeki boşluğun içine batıp buraya bir tane ikili tırabzan yaptım. Zincirimle birlikte iki tane ikili tırabzan oldu. Şimdi tekrar bir zincir arada tekrar tığın üzerine doladım. Şimdi kafeslerimi oluşturmaya başlayacağım. Hemen önündeki ilk kafes boşluğuna batıp buraya tekrar bir tane ikili tırabzan yaptım. Tekrar arada bir zincir. Tekrar bir sonraki kafes boşluğuna batıp bu şekilde kafeslerimizi oluşturacağız. Arada bir zincir çekip diğer kafes boşluğuna batıp tekrar tırabzan yapacağız. Bu şekilde boşluklara batıp kafeslerimizi oluşturalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son kafesimi de yapacağım. Burada biz başlangıçta zincirimle birlikte iki tane tırabzanla başladım ve sonunda da yine aynı şekilde iki tane tırabzanla bitireceğim. Şimdi tığın üzerine doladım. Bir zincir çektim. Tekrar tığın üzerine dolayıp bakın şuradaki son kafesin içine batıp bu noktaya bir tane ikili tırabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Tekrar tığın üzerine dolayıp buradaki başlangıçtaki 3 tane zincirimiz vardı. 1 ve 2. Tekrar yakından göstereyim sizlere. 1 ve 2. İkinci zincirin içine batıp bu noktaya tekrar ikinci ikili tırabzanımı yaptım. Şimdi tekrar burada bakın ilk yine aynı şekilde bir sıra buradan yapacağız. İkinci sırada bu şekilde yapacağız. Ve diğer sırada tekrar başlangıç bakın şunun aynısını yapacağız. 3 tane zincir çekip diğer örgümüzün arkasını çevireceğiz ve buradaki boşlukların içine arada birer zincir çekip kafeslerimizi oluşturacağız. Hep sıramız bu şekilde tekrardan oluşmakta ve burada istediğiniz yüksekliğe kadar kafesinizi büyütebilirsiniz. Ben burada kaç sıra gittiğimi de sizlere belirteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tam 17 sıra kafesimi ördüm. Bu mesafenin de sizlere ölçüsünü de vereceğim. Şimdi bu kısmı da ölçelim. Bakın 17 sıra bende 23 santim yapıyor. Bu şekilde 23 santim 17 sıra kafesimizi yapalım. Ondan sonra çantamızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. 17 sıra ördüm. Şimdi 17 sıra kafesimizi yaptıktan sonra şuradaki yerin bakın aynısını yapacağız. Burada da sık iğne gideceğiz tekrar. Şimdi onun yapılışını sizlere anlatacağım. Sıramı tamamladıktan sonra burada köşede bir tane zincir çekeceğiz ve örgümüzün arkasını çevireceğiz. Şimdi bir tane zincir çektim ve tekrar çantamın arkasını çevirdim. Ve burada sık iğne yapmaya başlayacağız. Hemen bakın şuradaki ilk kafes boşluğuna batıp buraya sık iğne yapacağım. İlk birinci sık iğnemizi bir zincir çektik. Hemen buradaki boşluğun içine batıp buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu araya bir tane sık iğne yaptıktan sonra bakın şuradaki tırabzanın tepesindeki boşluğa bu noktaya tekrar sık iğne yapacağım. Tırabzanın tepesine battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Bir kafes boşluğuna sık iğne yapacağız. Bir tane de tırabzanın tepe boşluğuna batıp buraya sık iğne yapacağız. Tekrar bir boşluğa, bir tane de tırabzanın tepesine. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son kafesin içine de
Son iki tane sık iğnem kaldı. Bakın şimdi son kafesin içine ilk boşluğa bir tane yapıyorum sık iğneyi ve son şuradaki 1 ve 2 ikinci zincirin içine batıp buraya son sık iğnemi yaptım. Bu şekilde toplamda burada yine başta yaptığımız gibi burada sık iğne sayılarımızın burada da aynı eşit olması gerekiyor ve 60 tane sık iğnem oldu. Şimdi dönüş için yine aynı burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Sadece sıra sayımız farklı olacak. Köşede bir tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Tekrar bu noktada zincirimin dip noktasından itibaren sık iğnelerimi yapmaya başlayacağım. Bakın bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar yanındaki sık iğne boşluğuna batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Her bir sık iğne boşluğuna bu şekilde tekrar sık iğnelerimizi yapacağız. Köşeye geldiğimiz zaman bir zincir çekip tekrar örgümüzün arkasını çevirip yine aynı şekilde ileri geri sık iğnelerimizi yapacağız. Toplamda burada ben 10 sıra bakın burada 10 sıra sık iğne yaptık. Burada da yine aynı şekilde 10 sıra sık iğne yapacağız. Biz burada ilk başta alttaki sık iğne kısmını 14 sıra gitmiştik. Bu üst kısımda da 10 sıra sık iğnemizi yapalım. Ondan sonra çantamızı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çantamız için gerekli ön ve arka parça iki parçayı hazırladık. Şimdi çantanın yanları ve tabanı için gerekli olan uzun bir parça hazırlayacağız. Bizim bakın şurada 10 sıra yaptığımız sık iğne ile yaptığımız kısım çantanın ağız kısmı olacak. 14 sıra yaptığım kısım da çantanın alt tarafında kalacak. Şimdi yanları ve tabanı için gerekli olan uzun bir parça hazırlayacağız. Şimdi onun hazırlanışını sizlere anlatacağım. İpimizi aldık. Burada zincir çekeceğiz. Ben 15 zincir üzerine 14 sık iğne yapacağım. İlk burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymayacağım. Ve burada toplamda 15 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Şimdi bunun üzerine 14 tane sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki 14. zincirden itibaren sık iğne yapmaya başlayacağım. Birincisini yaptım. Hemen yanındaki zincire battım ve tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna sık iğnelerimizi yapalım ve buradaki sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi dönüş için bir tane zincir çekeceğim. Bir zincir çektim ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi zincirin dibinden itibaren tekrar sık iğne yapmaya başlayacağım. Zincirimin dip noktasındaki boşluğa batıp buraya birinci sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna batıyorum. Buraya ikinci sık iğnemi yaptım. Her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine aynı şekilde köşede dönüş için yine bir tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Yine aynı şekilde zincirimin dip noktasından itibaren tekrar sık iğne yapmaya başlayacağım. Bir zincir çektim ve dip noktasına batıp yine aynı şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Yine aynı burada yaptığımız gibi her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimi yapacağız. Ve bizim burada 14 tane hep sık iğnemiz olacak. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine dönüş için bir tane zincir çekip tekrar örgümün arkasını çevirip yine tekrar zincirin dip noktasına itibaren sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ileri geri çantanın üç kenarına uzunluğa denk gelecek şekilde uzun parçayı öreceğiz. Ben size en son ne kadar ördüğümde ölçüsünü vereceğim. Bunun aynı zamanda ölçüsünü de vermek istiyorum sizlere.
Çantanın birebir ben aynı ölçüleri yapmaya çalıştığım için yine aynı şekilde aynı ölçüde yapmaya çalıştım. Bakın şurada tam 7,5 santim. Tam 7,5 santim eninde yaptığım parça. Uzunluğunu dediğim gibi en son sizlere ölçüsünü vereceğim. Bu şekilde parçamızı örelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar uzun parçayı bitirdim. Şimdi bunun ölçüsünü de vereceğim. Tam 111 santim oluncaya kadar ördüm. Ben burada yine ipimi kopartmayacağım. Bakın bu şekilde bırakacağım bu parçayı. Eğer kısa gelirse buradan örmeye devam edeceğim. Eğer fazla da gelirse de buradan kolay bir şekilde sökeceğim. Bu şekilde ipimi kopartmadan bu uzun parçayı bekleteceğim. Şimdi sırada kulpumuzun yapımına geçeceğiz. Ben kulplarımı hazırladım. Şimdi bunların hem ölçüsünü vereceğim hem de nasıl yapıldığı ile ilgili bilgisini paylaşacağım. Kulpların ben esneme yapmaması için elimi sıkı tuttum. Eğer eliniz gevşekse 3 mm tığla da örebilirsiniz. Şimdi sizlere ölçüsünü vereyim kulpumuzun. Eni 3 cm, uzunluğuna bakalım. Kulpumuzun uzunluğu 68 santimde uzunluğumuz var. Şimdi sizlere küçük bir parçada kulpumuzun yapımını anlatacağım. Pamuk makrome ipiyle anlatacağım sizlere. Daha küçük parçada anlatmaya çalışacağım. Şimdi kulpumuzu kenara alalım. Ve burada yine ben tığ numaramı değiştirmiyorum. 3,5 mm tığla öreceğim. Dediğim gibi sizler eliniz gevşekse 3 mm tığla da örebilirsiniz. Ben burada elimi sıkı tuttum. Şimdi burada ilk başta kilit yapacağım. Bunu zincirden saymayacağım. Ve burada toplamda 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tanesini dönüş için bırakacağım. Dördüncü zincirin içine, bak hemen yanındaki zincirin içine batıp birinci sık iğnemi yaptım. 1, bir sonraki zincirin içine battım. Tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. 2, bir sonraki zincir boşluğuna batıp üçüncü sık iğnemi yaptım. Ve son burada bu sırada dördüncü zincirin içine batıp dördüncü sık iğnemi yaptım. Bu şekilde ilk sırada 4 tane sık iğnemiz oldu. Bir tane zincir çektim ve örgümün arkasını çevirip şimdi zincirin dip noktasındaki boşluğun içine batıp buraya birinci sık iğnemi yapacağım. 1. Tekrar hemen yanındakine batıyorum. 2. Bir sonraki boşluğa battım. 3. Ve tekrar son sık iğne boşluğuna batıp 4. sık iğnemi yaptım. Bir zincir. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. Yine aynı şekilde zincirimin dip noktasından itibaren tekrar başlıyorum sık iğnemi yapmaya. 1 2 3 ve 4. Bir zincir tekrar örgümün arkasını çevirdim. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örebilirsiniz. Ben dediğim gibi 68 santim ördüm. Burada ben sıra sayısını da vereyim sizlere. 106 sıra, bakın şu şekilde 106 sıra sık iğnemi yaptım. O 106 sıra sık iğne yaptıktan sonra daha sonra bakın şuradaki kenar kısmını ayrı şekilde gideceğiz. Önce bu şekilde bir zincir çekerek ileri geri sık iğnemizi yapacağız ve 106 sıra bu şekilde ilerleyeceğiz. 68 santim oluyor. Ben belli bir yüksekliğe kadar biraz öreceğim. Sizler 106 sıra bu şekilde sık iğnenizi yapalım. Daha sonra kenar kısmını anlatacağım. Ben size küçük bir parçada anlatacağım için bu kadar örmem benim için yeterli. Sizler 68 santim 106 sıra bu şekilde sık iğnenizi yaptıktan sonra şimdi bir zincir
çektim ve tekrar örgümün arkasını çevirdim. Bakın ilk buradaki zincirin dip noktasındaki sık iğnenin içine buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar sık iğnemi yapacağım. 1 ve 2 tekrar sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar buradaki köşe noktama geldim. Köşedeki boşluğa 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve tekrar yine aynı boşluğun içine 3. 3 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde köşe oluşturduk. Hemen yanındaki bakın şuradaki sıranın bak şuradaki boşluğa batacağız. Her boşluğun içine tekrar sık iğne yapacağım. Bakın şuradaki sık iğne yaptığımız yerin tam kenardaki boşluğun içine batıp tekrar sık iğne yapacağım. Her boşluğun içine bu noktaya batıp tekrar sık iğne yapacağız. Şuradaki köşe noktasına kadar bu şekilde sık iğne yapacağım. Köşe noktama doğru geliyorum. Bakın şimdi şuradaki ilk başlama noktasına geldim. Şurada hemen köşedeki boşluğun içine buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Hep köşe noktalarına 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve tekrar yine aynı noktaya ve 3. Örerken de bu kısa ipimi içeride bırakacağım. Hemen köşeye 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar yanındaki boşluğa tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Ta ki köşe noktasına kadar 2 tane bakın sık iğne yaptım. Ve hemen köşe noktama geldim. Köşe noktasındaki boşluğa tekrar 3 tane buraya sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Hep köşelerde 3 tane sık iğne yapacağız. Biz burada başlangıçta 2 tane sık iğne ile başladık. Dönüşte de onun bir tanesini yapacağız. Köşelerde sadece 3 tane sık iğne olacak. Diğerlerine birer tane batacağız. Şimdi 3 tane bu köşeye sık iğne yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar birer tane sık iğne yapmaya devam edeceğim. Her boşluğun içine sık iğne yapacağız. Tekrar başlangıç noktamıza kadar birer tane yaparak sık iğnemizi yapalım. Tekrar başlangıç noktama geldim. Son bir tane sık iğnemizi de buraya yapacağız. Ve toplamda köşemiz bizim 3 tane olacak. Son bakın bir tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çekip ve burada bakın yeteri kadar ipimi dikmek için çantaya monte etmek için bir dikiş payı bıraktım. Siz de burada istediğiniz uzunlukta biraz çantaya dikmek için dikiş payı bırakın. Bu şekilde kulpumuzu yapmış olduk. Şimdi bu yaptığımız kulpumuzu dün parçaları çantamıza birleştirmesini yapacağız. Şimdi sırada tüm parçaları çantamıza birleştireceğiz. Şimdi ilk olarak uzun parçayı birleştireceğim çantamla. Şurada biz en son bitiminde ipimizi kesmemiştik. Kopartmadığımız için bunu bekleteceğiz. O ucu daha sonra eksik olursa oradan tamamlayacağız. Fazlasını sökeceğiz demiştik. Şimdi şu şekilde bakın başlangıç noktam benim. Burası uzun parçadan. Ve çantadan şu ön ve arka parçaları ilk parçanın biriyle birleştireceğim. Burada bizim 10 sıra yaptım sık iğne yaptığım yer çantanın yukarı kısmı yani ağız kısmı olacak. 14 sıra yaptığımız daha fazla olan sık iğne yaptığımız yerde çantanın alt kısmı olacak. Şimdi şu şekilde uzun parçayı aldığımız zaman bakın başlangıç noktam benim uzun parçada burası ilk bu noktadan başlayacağım. Şu şekilde çantanın kenarını koyunca buradan biz birleştirmeye başlayacağız. Çantamızın tam 3 kenarını gelecek şekilde ayarlayacağız. Bakın şuradan bir sol taraftan başlayacağım. Çantanın uzun parçanın 3 kenarını birleştireceğim. Şimdi burada ilk başta
çantamızın tam ayarlıyoruz. Ne tarafını düz yapacaksanız parçaların ben fark etmiyor. Ne tarafı düz yaparsanız ters düz olarak fark etmiyor. Ben burayı düz yapacağım. Şimdi şuradan bakın başlangıç noktamı benim uzun parçadan burası. İlk başta birleştirmeye bakın şu sol kenardan başlayacağım. Şu çantayı koyunca sol kenardan başlayıp o şekilde ilerleyeceğiz. Üç kenarı birleştireceğiz. Parçayı aldım ve birleştireceğimiz ipimizi de alalım. Şu şekilde ilk bakın şuraya kilit yaptım ben. Kilit yaptıktan sonra ilk bu noktadan sol taraftan başlayacağım birleştirmeye. İlk başta parçayı alıyorum. İlk parça bir parçasıyla birleştireceğim için diğer parçayı kenarı aldım. Bakın şu şekilde uzun parçayı tam alt kısmına koyuyorum. Parçanın da parça büyük parçamız da üstte kalacak şekilde ayarlayacağız. Uzun parça altta kalacak. Şu şekilde koyduktan sonra bakın bu kenardan sol kenardan başlayacağız birleştirmeye. Şu şekilde aldım. İlk şuradan kenar köşe noktasından birleştirmemizi yapacağız. Onun için bakın şuradan ilk köşe noktasına batıp ilk boşluğa battım ve şuradaki ilk boşluğa batıp buradan buraya sık iğne yapacağım. Ve örerken de bu kısa iplerimi de içeride bırakacağım. Buna dikkat edelim. Temiz bir görüntü olması için bu kısa ipleri de içeride bırakacağım ve buraya ilk batıp sık iğne yaptım. Bu şekilde sık iğne yaptık. Tekrar hemen yanındaki ilk boşluğa batıp uzun parçadan da bir sonraki aynı battığım noktaya batmıyorum uzun parçada. Bir sonra hemen yanındaki ilk boşluktan batıp tekrar bu noktaya sık iğne yaptım. Bir sonra hemen yanındaki bir sonraki boşluğa batıyorum. Uzun parçadan da bir battığım noktaya batmıyorum. Onun yanındaki bir sonraki boşluğa batıyorum. Aynı noktaya batmıyoruz. Bakın bu şekilde sık iğne yaptım. Hemen bir sonraki boşluğa batıyorum. Uzun parçadan da en son battığım noktanın bir sonraki boşluğuna batıp tekrar bu noktaya sık iğne yaptım. Bu şekilde şuraya kadar birer defa batıp boşluklara karşılıklı boşluklara sık iğnemizi yapalım. Şuradaki daha fazla boşluk kısmını da birleştirmesini orayı da sizlere göstereceğim. Şimdi burada boşluk kısmına geldim. Boşluk kısmında da şu şekilde yapacağız. Öncelikle boşluk kısmına şu şekilde batıp ve karşısındaki uzun parçadan battığım noktaya batmıyorum. Hemen bir sonraki yere boşluğa batıp bu şekilde bakın karşılıklı ilmeklere denk gelecek şekilde batıp sık iğne yaptım. Bir tane boşluğa yaptım. Bir tane de bakın şuradaki yerin tepesine batıp tekrar uzun parçadan da bir sonraki boşluğa batıp bu şekilde sık iğne yaptım. Bir sonra bakın tekrar şuradaki boşluğa geldim. Burada bizim iki tane trabzanımız vardı. İlk kenardaki duran trabzanın bakın şu şekilde trabzanın boşluğuna batıp uzun parçadan da en son battığım noktaya tekrar batmıyorum. Onun hemen yanındaki bir sonraki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Tekrar şimdi şuradaki bir boşluğa yaptım ve bir sonra bakın şuradaki yerin tepesindeki boşluğa batıp tekrar uzun parçadan da bir sonraki boşluğa batıp sık iğne yaptım. Bir tane boşluğa yapacağım sık iğneyi. Şimdi bir sonra da bak şuradaki yerin tepesindeki duran boşluğa batıp
Tekrar uzun parçadan da bakın şu son battığım yer burası, hemen onun yanındaki boşluğa batıp bu şekilde sık iğne yaptım. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapacağız. Bakın tekrar trabzan noktama geldim. Trabzan boşluğuna buraya bir kere batıp tam uzun parçadan da tam karşısında denk gelen ilmeğe batıp tekrar sık iğne yapacağız. Bir boşluğa, bir tane de şuradaki yerin tepesindeki boşluğa batıp bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapalım. Tekrar yine aynı şekilde sık iğne kısmında da yine birer tane karşılıklı ilmeklere batıp birleştirmelerimizi yapacağız. Taban kısmımıza geldiğimiz zaman bakın şu şekilde tekrar her bir boşluğa karşılıklı denk gelecek şekilde taban kısmını da yine aynı şekilde buradan tekrar başlayıp birer defa batıp karşılıklı boşluklara sık iğne yaparak birleştirmemize devam edeceğiz. Tekrar bakın diğer kenar noktama geldim. Diğer kenar noktasında da yine aynı şekilde diğer tarafta gösterdiğim gibi yine aynı şekilde birleştirmelerimizi devam edip bu şekilde üç kenar kısmını birleştirip birleştirelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Çantamızın ben bir tarafını birleştirmesini yaptım. Bakın bu şekilde birleştirmesini yaptık. Şimdi diğer parçanın birleştirmesini yapacağız. Şimdi bu şekilde birleştirdikten sonra tersini çeviriyorum. Birleştirdiğim parçanın bakın bu şekilde koydum. Şimdi yine aynı şekilde diğer parçada yaptığımız gibi yine bu sol taraftan birleştirmeye başlayacağız. Diğer parçayı alıyorum. Yine düz yerine kendime doğru bakacak şekilde parça şu şekilde üzerine koydum. Ve bakın şu şekilde sol taraftan birleştirme yapacağım için bu uzun parçayı şu şekilde tutacağım. Bakın yine bu parçanın altında kalacak şekilde. Bakın şu şekilde çevirince uzun parçayı da tam üzerine koydum. Uzun parçayı dedim, büyük parça üzerine koydum. Uzun parça da altta kalacak şekilde bu şekilde koydum. Şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra yine aynı şekilde diğer parçada yaptığımız gibi sol kenardan başlayacağım. Yine tekrar bakın şu şekilde ipimi ilk burayı kilit yaptım. Kilit yaptıktan sonra hemen kenar köşe noktasından şuradan tekrar birleştirmemizi yapacağız. Ve diğer parça uzun parçadan ve bu ilk kenar boşluklarından batıp ve buraya sık iğne yapacağım. Ve örerken de yine aynı şekilde bu kısa iplerimizi arada bırakacağız. Temiz bir görüntü bırakmak için. Ve bu şekilde ilk bağlantımızı yaptık. Tekrar yine aynı şekilde bir sonraki boşluğa batıp tekrar uzun parçadan da karşılıklı boşluklara batıp bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Yine aynı şekilde diğer parçada yaptığımızın aynısını bu parçada da yapacağız. Biz burada sol kenardan başladığımız için bakın şuradan devam edip yine aynı şekilde devam ettikten sonra bakın tabana doğru geleceğim. Yine aynı buradan tabanda da yine aynı şekilde devam edip birleştirmeye devam edeceğiz. Ve ta ki diğer kenar noktasına kadar üç kenarı bu şekilde birleştireceğiz. Bu parçayı da birleştirelim. Ondan sonra kulpumuzun dikimini birlikte yapacağız. Çantamızı birleştirdikten sonra şimdi sırada kulpumuzun dikimini yapacağız. Ben bir tarafı diktim. Diğer tarafı da birlikte dikeceğiz. Öncelikle şuradan size ölçüsünü vereceğim. Kulpumuzun sağından ve solundan 7 santim mesafe bıraktım. Bunları kulpumu ayarladım. Orta boşluğun da ölçüsünü vereceğim sizlere. Tam orta boşluğun ölçüsü de 13 santim. 13 santim orta boşluğun ölçüsü var. Şimdi kulpumun bakın şu şekilde ben iç kısma diktim.
Diğer tarafı da bir tarafı kaldı. Onu da birlikte dikeceğiz. Öncelikle kolpumuzun bakış şu şekilde düz kısmı dışta bakacak şekilde ayarladım. İç kısmı ters kısmı da içte kalacak şekilde kolpumuzu ayarladıktan sonra şu şekilde alıyorum. Ve dikiş için ip bırakmıştık. Buna iğnemi taktım. Şu şekilde tam ters tarafı içte kalacak. Şu şekilde ayarladım. Ve buradan kolpumuzun dikimini yapacağım. Şu şekilde yapalım. Ve tam bu dikeceğim kısma ben iki tarafı da işaretleyicilerle belirledim. Tam bu ara noktaya taktığım noktaya kolpumu koyup bu şekilde dikeceğiz. Şuradan tam başlayacağım dikmeye. İstediğiniz kadar dikebilirsiniz. Sağlam oluncaya kadar bir veya iki defa dikebilirsiniz. Tam bu noktadan belirledim. Şimdi işaretli noktama geldim. Buraya dış kısma aldım. İpimi, işaretleyicimi çıkartacağım. Şimdi şu şekilde bakın göstereyim sizlere. Şu yerden dikeceğim. Şu çizgi olan kısımdan. Bakın tam şu şekilde dikeceğiz. Şimdi tam bunu içe alıyorum tekrar. Kenar kısmı iki defa dikeceğim. Aynı boşluktan tekrar yine çantanın iç kısmını alıyorum. Şimdi bir sonra bakın şuradaki noktaya dikeceğim. Burada her battığım noktaya iki defa batacağım. Artık burada bir düğüm atacağım ve ipimi burada saklayacağım. Düğüm attım ve bu ipimi iç kısma alacağım. Bunu yürüteceğim biraz. Artık bu ipimi buradan keseceğim. Kolpumuzun dikimini yaptık. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Çantamızın bitmiş halini hem ölçülerini vereceğim sizlere hem de ne kadar katip kullandığımı belirteceğim. Ben toplamda 370 gram katip kullandım. Bitmiş halinde ölçülerini de paylaşacağım sizlerle. Çantamızın yüksekliği 38 santim, eni 34 santimde eni var. Derinini de bakalım. Çantamızın derinliği tam 7,5 santimde derinliği var. Çok hoş, güzel yazlık bir çanta oldu.
Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.